savunduğunuzun gerçekten anayasa değişikliğini savunamıyorsunuz arkadaşlar. Bunun anlamını milletin öğrenmesini istemiyorsunuz. İstemiyorsunuz. Bunun yerine şantajla, tehditle, hatta ben terör demeyeceğim, toplumu terörize ederek bunu şeyden geçirmeye çalışıyorsunuz. Bu referandumda böyle bir hava oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bu acizliktir değerli arkadaşlarım. Gerçekten acizliktir. Niçin bunu yaptığını bilemiyorsunuz. Çift başlılık diyorsunuz. Öbür taraftan çıkıyorsunuz. Efendim koalisyonlar kötüdür diyorsunuz. Peki niçin çıkıp ne yaptığınızı anlatmıyorsunuz? Anlatamıyorsunuz çünkü. Şöyle bir şey nasıl anlatacaksınız? Diyeceksiniz ki Cumhurbaşkanı mesela çıkacak, diyecek ki ben artık benim cezai sorumluluğum var. Benim atadığım insanlar beni yargılayacak. Ey millet, bu iyi bir şeydir, rey ver. Bunu nasıl diyeceksiniz? Bunu savunmanız mümkün mü arkadaşlar? Nasıl anlatacaksınız bunu? Bir adam seçip kral yetkileriyle onu donatıyoruz. Nasıl diyeceksiniz? Milletvekillerini, efendim yargıçları, tüm bakanları, bürokratları hepsini o seçecek. İşte bu demokrasidir. Nasıl diyeceksiniz arkadaşlarım? Diyemezsiniz. Savunamazsınız. O nedenle bugün burada konuştuğumuz akademisyenlerin görevlerinden KYK ile uzaklaştırılması konusuna hiç girmedi sözünüz. Giremez de, grup başkan vekiliniz de giremez. Çünkü savunacak bir tarafı yok. Bundan vazgeçin. Bu toplumu bölüyor. Bu gerçekten hepimize zarar veriyor. Bu hava ile, bu gerginlikle hayır diyen herkesi, evet Sayın Bostancı, hayır diyen herkesi teröre yazıyorsunuz. Teröre bir şekilde iliştiriyorsunuz. Bu şekilde bu referandumun güvenliği olmaz. Yanlış yapıyorsunuz. Buradan herkes zarar eder. Bakın ben başbakana buradan bir şey söyleyeyim. Eğer kendinize güveniyorsanız, size de söylüyorum. Eğer gerçekten onur sahibi insanlarsanız, haysiyet sahibi insanlarsanız, bakın gelin ben size söyleyeyim. Çıksın Sayın Başbakan, hayır kampanyanın yapanların üzerine herhangi bir baskı uygulamasını kınıyorum. Valiler ya da devlet görevlileri bunları yaparsa bunları kovuşturacağım desin. Çıktın Sayın Başbakan, bizim vergilerimizle kurulan TRT ve Anadolu Ajansı gibi mecralarda evet ve hayırın eşit bir şekilde savunulacağının teminatını versin, gelsin söylesin. Çıksın Sayın Başbakan ve Cumhurbaşkanı, devlet imkanlarının bizim paralarımızla, vergilerimizle alınan uçakları, arabaları, imkanları bu iş için kullanmayacakların sözünü versinler, bunu ilan etsinler. Bu iş için Beytülmal'den bir kuruş almayacağız, söyleyin gerçekten onurlu insanlarsanız. Çıksın Sayın Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanı RTÜK aracılığıyla kanunlara uygun bir şekilde bütün televizyonlarda evet ve hayır diyenlerin eşit bir şekilde temsil edileceğin garantisini ortaya koysunlar. Sayın Başbakan ve Cumhurbaşkanı belediye imkanlarının da evet lehine kullanılmayacağını ilan etsin. Ve başka bir şey daha söyleyeyim. Bu seçim sistemi üzerinde çok ciddi şaibeler var, konuşmalar var. Bunun gidermenin bir yolu var. Sayın Başbakan, çıkın bunu yapın. Nasıl yapacaksınız? Bunu şeffaflaştıracaksınız. Bunu gerçekten siyasi partilere ve sivil toplum örgütlerinin denetimini açacaksanız. Bunları yapmazsanız bu seçim, bu referandum şaibeli olur değerli arkadaşlarım. Ve yıllarca bu konuşulur. Eğer gerçekten sözünüz sözse, eğer gerçekten biz hala hakkaniyetin kırıntısını içimizde taşıyoruz diyorsanız bunları yapın ve hodri meydan, gidelim bakalım halk ne diyormuş onu görelim değerli arkadaşlarım, saygılarımla.